Değerli Esport izleyenleri 3 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi basketbola dair en güncel haberler, en özel konuklarla bu hafta da sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz, hatta 3 saniye özel şeklinde belki de açmamız lazım, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Harun Erdener. 3 saniye özel diyelim mi Harun abi? Evet, seçim öncesi, seçime çok az bir vakit kalmışken özel bir program gibi nitelendirebiliriz. Ayaklarına sağlık. Yani iyi ki geldiniz. Öyle söyleyeyim. Öncelikle tüm başkan adaylarını aslında davet ettik. Onu da ben belirtmek istiyorum tüm izleyenlere. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Çünkü tabii, çok önemli bir şey. Basketbol adına, seçim adına ve ülkemizdeki spor adına. Aslında ben basketbol olarak bakmıyorum buna. Yani ülkedeki spor için verilen çok önemli bir karar olacak. Şimdi bildiğin gibi birçok, 60'a yakın bir federasyon var ve hepsinde seçimler olimpiyat sonrasında belli dönemlerde yapılmaya başlandı. Çoğu da yapılıyor. Ama basketbol hem sporun konumu hem de bence adaylarından da dolayı şu anda en çok basının, spor basının, hatta normal basının bir ilgisini çeken bir seçim haline geldiğini düşünüyorum ben de. Bilmiyorum senin fikirlerin yani benim, bu konuda. Ben fikirlerimi paylaşacağım program esnasında. Seçimden önce aslında çok güzel bir şeye değindin. Basketbol dedin. Basketbolu nasıl görüyorsun? Basketbol bugünkü durumunu mu? Evet. Şimdi zaten benim seçime aday olma sebeplerinden biri de basketbolun bugünkü durumuydu. Bugün geldiği durum itibarıyla milli takımlar düzeyinde gerçekten yokuş aşağı gitmiş bir milli takımlar var. Son 3-4 turnuvada, son 5 yıl içinde bir başarı elde edememişiz. İşte bir olimpiyat şansı elde ediyoruz ama dünya 22.si olarak oraya gidiyoruz ve Çekya'nın çıktığı bir gruptan da olimpiyat şansını kaçırıyoruz. Kadınlarımızda da aynı şekilde son 2 şampiyonada galibiyet alamadan kapatıyoruz. Sanıyorum altyapılarda da hiçbir başarımız yok. Yani milli takımlar bazında düşünürsek gerçekten başarısız bir 5 yıl geçti. Kulüpler tarafına geldiğimizde ben bunu delegelerle konuşurken farkına varıyorum. Sonuçta bütün delegeleri dolaştık biz ve hepsinin şikayetleri varsa, önerileri varsa bunları dinledik. Ve bu aradaki dinlediğimiz şeyler Türk basketbolunun iyiye gitmediği konusunda görüşler aldık. Özellikle işte gelirlerin dolar bazında çok düşmesi, bunun yanı sıra masrafların, katılım paylarının, vize lisans, özellikle cezaların çok artması yönündeydi. Böyle de olunca sonuçta biz de basketbol camiasının içinde bir bireyiz ve aday olmaya, bu işi düzeltmek için bu işe soyunmaya karar verdik. Ve eski bir basketbolcu olarak artık yani aslında şimdiki Sayın Hidayet Türkoğlu da kendisi de basketbolcuydu. Siz de aynı şekilde Erman Kunter çok değerli bir... Evet, 3 tane yani aslında çok heyecanlı bir, çekişmeli bir süreç olacak. Yani ben birkaç katıldığım daha önceki programlarda da söyledim. Enteresan. Erman abi de ben de Hidayet de kendi oynadığımız devrelerin periyotların yıldız oyuncularından birileriyiz. Bu da bence ayrı bir ilginçlik katıyor şeye, seçime. Aslında şu anki aktif basketbolcular da o gözle bakıyorlardır belki de kendilerine dönüp baktıklarında. İleride biz de Türk Basketbol Federasyonu seçimleri başkan olmak için seçimlere gireceğiz diye. Neden adaysınız? Öyle başlayalım. Tamam. Şimdi bir kere sonunda kariyerimi bitirdikten sonra yöneticiliğe başladım. Milli takımlarda. Daha sonrasında yönetim kurulu üyeliği, as başkanlık ve federasyon başkanlığı görevlerinde bulundum. FIBA'da da bir dönem Avrupa Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yani gerçekten büyük bir tecrübem var. Basketbolun gittiği durumdan da memnun değildim. Sadece ben değil, basketbol kamuoyu da memnun değildi. Bu yüzden bu tecrübemi tekrar kullanmak, burada basketbolu tekrar milli takımları ileri götürmek için, ligleri daha iyi yerlere getirmek için bu yola soyundum. İlk başta sorduğum aslında basketbolu nasıl görüyorsunuz sorusuyla aslında bu da çok bağdaşıyor. Şöyle bir şey var, şu anda basketbol yani Türkiye'deyiz. Türk Basketbol Ligi, ben NBA'ye gittiğimde de aslında Houston Rockets'ta da konuşulan şey, takımdaki menajerler bile yani biz Avrupa'ya baktığımızda izlediğimiz ilk sıradaki liglerden bir tanesi Türk Basketbol Ligi ve çok kaliteli oyuncular var. Yabancılar, kaliteli yabancılar çok fazla. Yetişen Türkler de var.
diyorlar. Şimdi ligin iyi olabilmesi için sizin de hedefleriniz arasında tabii ki muhakkak vardır. Altyapıya, ben altyapıdan başlamak istiyorum ligden evvel. Altyapıya ne kadar önem vermemiz gerekiyor? Hedefleriniz neler? Şimdi altyapı kulüpler düzeyinde buna ciddi emek veren kulüplerimiz var. Bunların en önünde gelen Banvit'ti. Maalesef kapandı Banvit. O bence basketbol için büyük bir kayıptı. Burada yetişen oyuncularımızı, birçok oyuncu yetişiyor ve az da olsa çok yıldız oyuncular da yetiştiriyoruz. Son 10 yılına baktığınız zaman işte NBA'ye 3 hatta 4 tane oyuncu gönderebildik. Şu anda hala bir oyuncumuz da Euroleague'de Barcelona'da oynuyor. Yani oyuncu yetişiyor. Fakat bence bu sayının daha fazla olması gerekiyor. O da oyuncunun yetiştiği zaman bazen takımlarında süre bulamamasından kaynaklı olabiliyor. Biz altyapı için ne yapacağız? Bir kere bölgesellik 2017 yılında kapatıldı. Bölgesellik kapatıldığında Anadolu basketbolu bir darbe yedi. Çünkü 82 takımla oynanan bir ligdi bu bölgesellik. Biraz açayım, nedir bölgesellik? İşte siz Batman'dasınız, bir takımınız var fakat maç yapacak liginiz yok. Biz oradaki yakın illerle, yani otobüs mesafesindeki illerle oradaki takımları da alarak bir lig kuruyorduk. Ve böylelikle bu deplasmanların da maliyetlerini ödeyerek o takımların bir ligi olmasını sağlıyorduk. Oradan da yetişen oyuncular sonuçta biliyorlardı ki A takımda bir tane takımları var, ligleri var. Şimdi bölgesellik olmadığında Batman'da 14 yaşına gelen bir genç birey, yani basketbola başlayayım dese bakacak takım yok, A takım yok. 17 yaşına kadar gelecek, kariyeri bitecek. O yüzden öncelikle bölgesel ligi hayata geçirmek lazım. Daha sonra da o bölgelerdeki taramaları yaparak burada bulduğumuz oyuncuları bu takımlara dahil etmek gerekiyor. Altyapının biraz daha çabuk güçlenmesi ve seviye kazanması için. Evet, altyapıdan çıkan genç yetenekler de zaten hemen NBA'ye gidiyorlar. Yani Sırbistan gibi bir düzen yok aslında bakıldığında. O yüzden altyapıya biraz önem vermek istiyorum. Sırbistan'da genelde altyapıdan çıkan oyuncular Sırp Ligi'nde oynarlar. Daha fazla süre alırlar, daha fazla vakit geçirirler. Kendi yerel, yani ülkelerinde, yerel liglerinde daha fazla vakit geçirirler. Ve ondan sonra işte NBA'ye giderler, Euroleague'de süre alırlar oynadıkları takımlarda. Yani bizim kendi ligimizi, altyapıdan da lige bağlıyorum aslında. Ligimizi güçlendirmemiz için iyi bir altyapı gerekiyor. Dediğiniz gibi Anadolu, belki de Anadolu'ya daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Anadolu'ya önem verildiğinde mutlaka 80 milyon ülkeyiz. Oradan ciddi yetenekler çıkacaktır. İşte 12 devadan basketbol okulları vardı. Şimdi çok küçük bir yerde. Bizim zamanımızda 42 ilde yapıyorduk biz bunu. Şeyh Muz olsun, Alperen olsun, bu okullardan çıktılar. Mutlaka yeni yetenekler çıkacak ama BGL var, güzel bir proje, Basketbol Gençler Ligi, ama orada 17-18 yaşında tekrar A takıma çıkıyorlar. Ve orada 18'de çıktıklarında bocalamaları normal. Çünkü o BGL takımlarının ana kadroları genelde Amerikalılar, yabancılarla dolu. O yüzden belki araya koyacak bir Ümit Ligi, o çocukların BGL'den sonra 1-2 sene daha Ümit Ligi'nde tecrübe kazanmasıyla 18'de 20 yaş arası fizik de fark eder, teknik de fark eder, kendine güven de fark eder. Yani bir oradaki oyuncunun 18 yaşında A takıma çıkması da 20-21 yaşına çıkması arasında fark olacak. Kesinlikle. Belki bir Ümitler Ligi onu sağlayabilir arada. Yani bu tip fırsatlar da gençlerin önünü açar. Adaylığınızı duyurduğunuzdan sonra size gençlerden gelen herhangi bir talep veya şikayet oldu mu? Şu anki durumla alakalı veya değiştirmeniz için onlar adına? Vallahi yani şikayetler geliyor tabii ki. Kulüplerden çok şikayetler geliyor. Yani ne gibi? Başkana mesela hiç ulaşamadıklarını, hiçbir şekilde ulaşamadıklarını söylüyorlar. Ondan sonra organizasyonların bazen yetersiz kaldığını, Basketbol Federasyonu'nun bölge organizasyonu liglerinin yetersiz kaldığını söylüyorlar. Kendi masraflarının çok olduğunu fakat bunun geri dönüşünün çok çok az olduğunu. Geçen gün işte bir tane delegeyle beraberdim. İstanbul Panterleri takımının. Başkan dedi, yani biz normal seçim konu. Başkan dedi, 20 bin lira dedi, daha bizden dedi bölgeseliz katılım payı aldılar dedi, 20 bin lira. Karşılığında dedi iki tane top yolladılar bize dedi. Yani bu gerçekten, yani o takımlardan mesela katılım payı almak o takımları zaten çok zorlayacak. Zaten genç takımlarla katılıyorlar oraya. Doğru. Belli bütçeleri var. Yani bu tip yerlerde katılım paylarını falan kaldırmak lazım. Zaten benim zamanımda da öyleydi ama bu şu anda işte
Bir de şu şikayeti duyuyorum. Yani birçok şeyle gezdiğim zaman Süper Lig takımıyla şunları soruyorum. Siz bu sene ne gelir alacağınızı biliyor musunuz? Çok güzel. Bir tane biliyorum diyen çıkmadı. Yani federasyon başkanımız şeffafız diyor ama televizyon yayınlarından ne gelir gelecek Süper Lig kulüpleri bilmiyor. Ana sponsordan ne gelecek bilmiyor. Yan sponsorlardan ne gelecek? Yani ortalama işte bir rakam söylemiş federasyon. Üst artı olur, üstü olur. Yani bu her ülkede mi böyle bu arada? Hayır, şeffafız diyen federasyonun yani bunu Süper Lig takımlarıyla konuştuğum zaman şu andaki lig başladı zaten. Bunu bırakın ligi adamın Haziran'da Temmuz'da öğrenmesi lazım ki planını programını bütçeye göre yapsın ama yok. Şu anda hala bilmiyorlar. Yani bu şeffaflık da nasıl bir şeffaflık onu da merak ediyorum. Yani şeffafız, her yerde şeffafız diye söyleyip ligin, senin Süper Lig'in gibi markanın takımlara sen ne vereceğini söyleyemiyorsan bunun şeffaflığı falan yoktur. Takımlar da tabii şikayetlerini dile getirdiler her biri. Bunların hepsi değişecek. Yani biz kazanırsak her takım federasyon isim sponsorundan, televizyon yayınlarından ne geliyorsa hepsini tek tek ortalara koyacağız. Sponsorlar da çok önemli aslında. Sponsorlar çok böyle dile getirilmese bile oradaki sporda her şeyde, bir markada spor olsun, iş olsun, yemek olsun her şeyde önemli bir şeydir yani sponsor dediğimizde. Peki ekibiniz kim? Ekipte basketbolcu arkadaşlar olarak benim de çok yakından sevdiğim süper bir kariyer yapan İbrahim Kutluay. Aynı şekilde kadınlara baktığımız zaman Birsel Vardarlı Demirmen. Ben varım ondan sonra. Onun dışında bu işe katkı yapabilecek gönülden iş adamları var. Hepimizin yakından tanıdığı BİDEV'in de kurucularından vakfın Akın abi, Akın Süel var. Böyle iyi bir yönetim oluşturduk ve Türk basketbolunu ileri götürmek için çalışacağız. Evet, gerçekten heyecanlı bir bekleyiş var aslında seçimleri. Peki basketbolun ivmesinin aşağı doğru düştüğünü gördüm dediniz bir röportajınızda. Nasıl yukarıya çekebileceğiz? Şimdi milli takımlar düzeyinde aşağı düştüğünü söyledik. Bunun tabii sonuçta kadro havuzunuz çok geniş değil. Özellikle Windows, yani Avrupa'da yapılan Windows, FIBA'nın açtığı Windows'larda yapılan maçlarda çok fazla oyuncu havuzu yok antrenörlerin kullanabileceği. Çünkü NBA'deki oyuncularımız gelmiyor. Artı bazen EuroLeague'deki takımlardan bile o kadroya oyuncu almakta zorlanıyorsunuz. Takvimden dolayı. Evet, ama yazınki şampiyonlar farklı. Milli takım için ne yapılabilir? Milli takım için bir kere bence kısa zamanda başarılı bir turnuva lazım. Yani bir ülkede basketbola ilginin artması için mutlaka milli takım başarısı gerekli. Kesinlikle. Voleybola bakıyorsunuz, Eczacıbaşı, Vakıfbank zaman zaman büyük başarılar aldı. Ama ne zaman voleybol milli takımı başarılı oldu? Bir anda bütün ülkenin odağının kendine çevrilmesi. Dolayısıyla futboldan daha çok izlendi. Tabii bütün sponsorların, bütün medyanın, her şeyin ilgisinin oraya akmasına neden oldu. Aynı şekilde basketbolda da bizim bir tane başarılı turnuvamız olmadığı için bunu başarmamız lazım. Bunu da nasıl başaracağız? Sonuçta oyuncu havuzunuz aynı yani. NBA'deki 3-4-5 oyuncumuz, Türkiye Ligi belli yani çok fazla. O yüzden devşirmeler vardı ama devşirmeler var. Kullanılamadı. Kullanılamadı. Biz ne yapacağız işte? En azından ben başkan olarak bütün turnuvalara gideceğimin sözünü veriyorum. Yani zaten gitmem lazım da böyle bir söz vermeye lazım diye. Şu anki başkanımız mesela dünya şampiyonası yapılıyor. Dünya şampiyonası sizin en önemli organizasyonunuz. Çin'deki dünya şampiyonasına katılmadı, gitmedi. Oraya gitmedi. Kadınların bir tane Avrupa şampiyonasına gitmedi. Hadi en son olimpiyat şansını elde ettik. Yani orada 3 maç yapıp olimpiyata gideceksiniz. Evet. Olimpiyat elemelerine de gitmedi. Yani en azından biz çünkü bir başkana, bir de basketbol menşeli bir başkanın her zaman oradaki etkisi, ağırlığı farklıdır. Çocuklarla bir toplantı yapmanız, söyleyeceğiniz 2-3 söz başka bir motivasyon sağlayabilir. O yüzden buraları çok daha ciddiye alacağız. Her zaman eksiksiz gitmeyeceğiz. 3 tane devşirmemiz vardı ama biz devşirmesiz turnuva oynadık ki olimpiyat elemesi gibi. Yani bence o turnuvayı Larkin'le veya Scottie Wilbeck'inle oynasaydık biz olimpiyat hakkını
Elde etmiştik. Bunları düzelteceğiz. Bunlardan sonra da bir turnuvada başarılı olmaya çalışacağız. Sizinle 3 saniye, yani sizin kariyerinize dair, basketbol geçmişinize dair bir 3 saniye bölümü çektiğimizde aslında ben size o esnada daha Shane Larkin devşirilmemişti ve ben uzun mu devşirilmeli yoksa kısa mı devşirilmeli diye size bir soru yöneltmiştim. Şu anda devşirilme hakkımız olsa kimi devşirirdiniz? Ya bence Shane Larkin çok iyi bir oyuncu. Yani kalitesini göstermiş bir, ispatlamış bir oyuncu. Yani elinizde, tabii ben Shane Larkin'le oturup karşılıklı konuşmadım. Milli takım için ne düşünüyor, ne kadarını verecek. Bunlar da önemli şeyler. Bir oyuncunun yani oturup, yani ben yazın geleyim burada oynayayım, sezonu hazırlanayım gibi bir düşünceyle ise o oyuncu kim olursa olsun orada fayda gösteremez. Bana göre Shane Larkin çok iyi bir oyuncu. Devam etmesi gereken bir oyuncu. Tabii bu tek başkanın da kararı olmayacaktı. Burada mutlaka en kararın büyük kısmı antrenörümüze kalacaktır. Yani Orhun Ereğe. Tabii şu andaki antrenörümüz Orhun Ereğe. Yani çünkü takımı o yönetiyor, sahada o yönetiyor. İşine de fazla karışmak doğru değil. Fikir beyan edebilirsiniz ama dediğim gibi genelde bu kararlar yönetimden çok biraz daha özellikle Türkiye'deki son milli takım antrenörlerine baktığımız zaman üçüne, Ergin Ataman, Ufuk Sarıcı, Orhun Ene. Evet. Böyle üç tane kaliteli Avrupa çapında kendini ispatlamış antrenörünüz varsa onların fikirlerine de güvenmek gerekir. Orhun Ene ile aranız nasıl? Çünkü ben sizi çok yakın, samimi bir arkadaş olarak biliyorum. Geçen 3 saniye programında da söz etmiştik. Nasıl, onun düşünceleri neler? Tabii ki yani bu seçim özelinde değil ama milli takım özelinde. Orhun çok iyi bir arkadaşımdır benim. Çok uzun yıllarımız oda arkadaşı olarak, takım arkadaşı olarak beraber geçti. Onun dışında birçok anılarımız var. Hala benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisidir Orhun. Seçim için açıkçası onda hiç konuşmadım. Çünkü sonuçta şu anki milli takım bir antrenörü. Tabii. O da zaten milli takım antrenörü olarak bu işe hiçbir şekilde bence karışmıyordur. O yüzden şu ana da seçim ile alakalı bir sohbetimiz olmadı Orhun'la. Ben hedeflerden bahsetmeden önce bir kadın olarak ve kadın basketbolunu, kadınların yaptığı sporları seven biri olarak kadın basketboluna ilgi nasıl olacak? Siz ve sizin ekibiniz tarafından. Evet. İşte kadın basketbolu için yeniden yapılandırma için Birsel Vardarlı Demirmen gibi bir ismi getirdik. Aynı şekilde Ankara'dan, şu anda tam net belli olmadığı için söylüyorum, yine çok tecrübeli Ankara basketbolundan kadın basketbolunu çok iyi bilen bir abimiz de bizle beraber olacaktır. Yarınki konuşmamızdan sonra belli olacak. Kadın basketbolu aslında belli bir jenerasyon gitti. Yani çok dominant oyuncular, Birsel, Esmeral çok dominant oyuncular bıraktı. Işıl, Bahar biraz daha gittiler ama onlar da artık yaşlarının sonlarına doğru geldikleri için bir jenerasyon değişikliği lazım. Bu jenerasyon değişikliğinde de yeni arkadaşlar bu arayı kapatamadılar. O yüzden orayı tekrar bir yapılandırıp, belki iyi bir çalışma temposuyla, daha motivasyonla önümüzdeki turnuvaları hedef alıp biraz bir iki başarılı turnuva geçirmek istiyoruz. Benim de medya mensubu olarak eğer seçilirseniz sizden, hatta kameralar karşısında bunu söyleyeyim, bir isteğim olacak. Medyanın daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü gidildiğinde, yani Fenerbahçe'nin, özellikle Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımında izleyicileri var. Belki de Fenerbahçe futbol, basketboldan da geliyor ama yine de izleyicileri oluyor. Gelen yabancı transferler, güçlü transferler, WNBA'de olan transferler. Evet. Fakat ben medyanın yeteri kadar yer verdiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet. Biraz bunda kadın basketboluna mı? Evet. Biraz bunda voleybolun da çıkışı bence şey yaptı. Yani o hakikaten inanılmaz bir çıkış yaptılar bence. Evet. Avrupa'da iki sene üstte final oynadılar. Bir tanesinde yarı final, pardon. Bir final, bir yarı final oynadılar. Bronzu aldılar. Olimpiyat elemesini son sette, yani son setin uzatmasında kaçıran bir takım. O yüzden dediğim gibi bir ülkenin milli takımı lokomotifi gibidir. O yüzden herhalde oraya doğru böyle hepimiz, biz de seyrettik maçlarını. Buradan da kendilerine, Sayın Başkan'ı da tebrik ediyoruz. Evet. Bize güzel anlar yaşattılar. Basketbolda inşallah biraz yavaş yavaş o seviyelere iyi yapılanmayla, düzenli çalışmayla gelecektir. Evet.
Az önce şimdi A milli takım kadromuzu biraz konuşmak istiyorum. Aslında bahsettik ama A milli takım kadromuz, havuz belli, aslında oyuncular belli, devşirmemiz var. Az önce dediğimiz gibi NBA'de oynayan çok başarılı genç yeteneklerimiz var, oyuncularımız var. Sizin yani ana hedefiniz ne olmalı, ne olacaktır? Şimdi tam takım oluyorsak, yani Cedi, Furkan Alperen, Ömer Faruk, hatta Ersan, evet. Son durumunu bilemiyorum. Buraya baktığımız zaman Sertaç, Avrupa'ya doğru geldik ya orada. Evet, ortaladık. Ondan sonra buraya geldiğimizde de ligimize baktığımız zaman hala mesela karşıya kadar Semih Erden hala fayda edebilir ve bence çok da iyi çalışıyor. Yine Doğuş, Melih Mahmudoğlu, Buğra gibi isimlerden, Şehmuz gibi isimlerden. Eurocup takımlarında da çok yetenekli gençlerimiz var. Metecan Birsen var. Yani Samet. Samet yine iyi bir kadro. Eğer tam kadroysak, bir de Larkin'i de iyi bir Larkin'i eklersen bence çok takımı yenecek düzeyde bir takımız yine. Evet. Yani bu benim saydığım bu kadro çok takımın canını yakacak seviyede düzenli çalışla, disiplinli ve iyi bir organizeyle yani Avrupa Şampiyonası'nda bile ilk yarı finali oynarsa şaşırmamak evet. lazım. Evet, ben de o aynı gücümüz hala var. Evet, sizinle aynı düşünüyorum. Peki sizi Harun Erdenay olarak diğer başkan adaylarından ayıran ana özellikler nedir? Herkesin tabii farklı özellikleri var. Erman abi uzun yıllar antrenörlük yaptı. Fransa'da başarılı oldu. Bir kere üç özellikte herhalde herkes üçünün de çok iyi basketbol kariyeri geçirdiğinin hemfikirdir camiamız. Erman abi çok uzun yıllar koçluk yaptı. Mutlaka koçluk, yani 16 sene kadar Fransa'da bir tecrübesi, benim mesela koçluk tecrübem yok. Hidayet de bir dönemdir yöneticilik yapıyor. O da mutlaka iyi tecrübeler. Ben biraz daha yöneticilik konusunda bence ağır basıyorum. Daha önce milli takımlarda yönetim kurulu üyeliği yapmam, as başkanlık, başkanlık yapmam, FIBA'da bulunmam dolayısıyla biraz orada daha ağır bastığıma inanıyorum diğer ekiplere göre. Ama tabii ki sonuçta basketbol camiası karar verecek. Basketbol camiası karar verecek, evet. Ve sizi aslında şöyle de, yani sizin görüşlerinizi şöyle de söyleyebiliriz. Siz her zaman çıkışa odaklısınız. Düşüş esnasında nasıl çıkabileceğinizi bence önceden öngörüyorsunuz veya kendi ekibinizle konuşuyorsunuz. Kulüplerle ana olarak ne konuşuyorsunuz, yani ana hedefler olarak? Şimdi delegelere gittiğimiz zaman öncelikle diyoruz ki, yani her delegeye ulaşmaya çalıştık. Gidebildiklerimiz oldu. Bir iki tane gidemediklerimize telefonla açtık, sohbet ettik. Ankara'da onlarla görüşeceğiz. Yani soruyoruz, memnun musunuz? Neler yapılması lazım? Nasıl ligi daha iyi hale gelebilir? Nasıl basketbol daha iyi hale gelir? Bunları konuşuyoruz delegelerle. Ondan sonra da bizler ne yapacaklarımızı anlatıyoruz. Böylelikle ve tabii ki son giderken de oyunuzu istemeyi unutmuyoruz. Siz bayağı delege gezdiniz. Gezdik, bayağı gezdik. Bayağı gezdiniz. Artık bir yani öğrenmişsinizdir onlardan evet. da. Benim bir de ikinci seçimim tabii. Evet. Böyle bir tecrübem de var. Hidayet'in ilk seçiminde tek aday olduğu için seçim dememek lazım. Erman abinin de ilk seçimi galiba. Erman Kunter'le konuştunuz mu? İkiniz? Erman abiyle bir ilk yola çıkarken başarılar diledik birbirimize. Yani karşılaştık. Karşılaştık. Başarılar diledik ilk. Yani daha bu tam bir ay falan önce. Heyecanınız var mı? Yani bu kadar ciddi konulardan sonra gerçekten yani empati yaparak bunu soruyorum. Heyecanınız ne seviyede? Nasıl ya hissediyorsunuz? Benim yani heyecanımın çok fazla yok galiba. Yani şöyle heyecanım yok. Sonuçta ben yapacağımı yaptım, kendime güveniyorum, kazanacağıma inanıyorum. Zor iş bugüne kadardı zaten. Yani sonuçta orada bir bundan sonrası delegelerle konuşma ve bir tane de şey hitabınız var. Ve basın. Basın var ama yani kazanacağıma inandığım için çok fazla bir heyecan yapmıyorum. Seçim günü tatlı bir heyecan tabii ki olacak. Kazanacağınıza inanıyorsunuz. Yani ertesi evet. sabah uyandığınızda aynaya bakıp ben başkanım artık diyeceğinize inanıyorsunuz. İnanıyorum ben. Evet, ne kadar inanmak önemli bir şey tabii. Hepimiz bekliyoruz gerçekten. Yani ben heyecanlıyım seçim için. Tüm basın mensubu arkadaşlarım da, basketbola gönül veren insanlar da heyecanlı. Son olarak ben bir kuralı sormak istiyorum. Yabancı kuralı, sınırı. Yabancı sınırı şu anda 5 yabancıyla oynanıyor. Aslında yani bunu kabul etmek lazım. Bizim gençlerimizin önünü birazcık tıkayan bir kural. Ama dünyada artık her yer
bu şekilde ilerlemeye başlıyor. Diğer ligler, İspanya, Almanya, İtalya baktığın zaman gençlerimizin de artık onunla o yabancılarla mücadele edecek kıvama gelmeleri gerekiyor. Onlar için yapacağımız bizim işte BGL üzerine bir ümit ligi belki. Daha çok pişmeleri, daha kuvvetlenmeleri anlamında. Çünkü buradan sonrakisi 4+1 yapar mısınız? Yapılabilir. Yani tabii kulüplerle toplanıyorsunuz. Onları da bir kulüpler bu ligin sonuçta oynayan ve en önemli bir parçası. Kulüpleri ikna ettiğinde de 4+1 olabilir. 4+1 oynayan takımlar en az 2-3 Türk bulundurması gerekir ve o en azından 40 dakika bir süre verilebilir. Ama bunu dediğim gibi mutlaka kulüplerle konuşarak, istişare ederek vermek lazım. Bu çünkü lazım. Önemli bir şey. Dolarla Euro'ya baktığımızda bu da sporu etkileyecek önemli bir kural veya evet. sınırlandırma olacaktır. Bakalım önümüzdeki dönem neler olacak. Aslında bir soru daha var size yöneltmek istediğim. Şu anki Hidayet Başkan Sayın Hidayet Türkoğlu'nda sizin Harun Erdenoy olarak başkanlık sürecinde beğenmediğiniz veya çok beğendiğiniz şeyler oldu mu? Yani gördüğünüz, gözlemlediğiniz. Vallahi son beğenmediğimiz, ya benim beğenmediğim yerleri daha çok olduğu için onları sayayım baştan. Yani bir kere bence ulaşılamadı. Yani insanlar hidayete ulaşamadı. Bir işte danışman vasıtasıyla, gazeteciler bile o vasıtayla. Yani başkanın ulaşabilir olması lazım. Hatta geçen bir televizyon programında telefonum burada falan filan demiş ama yani ulaşan ona hiç yok. En yakındakileri sorsanız da yani bazen kendi CEO'su Ömer Onan bile ulaşamadığından yakınıyor. Türkiye'de yaşamıyor. Son iki senesini Amerika'da geçirmiş sonunda. Milli takımlardaki turnuvalara gitmedi. Hem basketbolun içinden gelen bir başkan olarak yani ben mesela eski basketbolcu, eski başkan olarak bir federasyon başkanının acil durum olur, bir şey olur, bir dünya şampiyonasına katılmamasını veya bir olimpiyat elemesine katılmamasını kabullenemiyorum. Yani bunlar söyleyeceğimiz şikayetleri... Sizin beğenmediğiniz kısımlar. Beğenmediğim kısımlar olabilir. Yani Abdi Pekçi'nin de çatısıyla alakalı geçen gün bir programda bir şeyler söylemiş. Abdi Pekçi'nin çatısının mesnetleri gevşemişti. Oraya bir proje geliştirildi. Tekrar yenilensin diye cüz'i miktara o projeyi yapacaktık. Ama tabii biz gidince o proje de kalktı. Yani Abdi Pekçi Spor Salonu 2 metre yerinin içine gömülüp loca katı alıp tamamıyla modern bir... salon haline getirilecekti çok cüzi bir miktarla. Gelir gelmez çatı şey diye yıktılar herhalde. Evet. Yani bilmiyorum mesela bir evin çatısı bozulsa gider evi hemen yıkar mısınız? Çatıyı mı onarırsınız? O da ayrı konu. Ama nihayetinde 4 sene sonra sonuçta oraya bir tesis kazandırılması da Türk basketbolu için önemli bir olay. Evet. Onun dışında yani BGL kuruldu. BGL de bence pozitif bir hamleydi. Pozitif bir hamleydi. Sizin söylemek istediğiniz programımızı kapatırken basketbol seyircilerine, basketbol severlere, bizlere seçimden önce bir şeyler, yani, bir mesaj. 3 tane aday var. Burada bence herkesin Türk basketbolunun geleceğini düşünmesi lazım bu seçime giderken. Delegelere sesleniyorum. Hangi adayın önümüzdeki seçilen aday önümüzdeki 3 sene Türk basketbolunu yönetecek? Hangi adayın daha iyi yöneteceğine inanıyorsa, güveniyorsa o adaya oy versin. Böylelikle herkes en azından oy atarken kendi isteğiyle, kendi vicdanıyla oyunu atmış olur. Çıkan sonuçta da biz varsak, ben çıkacağım inanıyorum, seviniriz. Yoksak diğerlerini tebrik eder, başarılar dileriz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seçimden sonra tekrardan görüşmek umuduyla kendinize dikkat edin. İyi bakın. Değerli Esport izleyenleri, haftaya tekrardan yeni bir 3 saniyede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.